Efendim merhabalar, iyi akşamlar. Habertürk ekranlarından tarihlerimiz 14 Ağustos, pazartesi saatlerimiz 19. Mehmet Akif Ersoy ben. Ana haberle karşınızdayız. 15 gün kadar ben yoktum, izindeydim. Kadir geri saymayı bile unutmuş bu arada yönetmenim. Şükür kavuşturana diyelim. Gündeme bakacağız hep birlikte. Biraz izinde bile olsak ister istemez gündemi takip etmek durumunda kalıyoruz. Bu artık yaşamınızın bir parçası haline geliyor gazeteci olduğumuz zaman. Siyasetin gündeminde ben tatile giderken yerel seçim vardı. Gittik geldik, 15 gün geçti. Onda bir değişiklik yok. Yeni açıklamalar, bir de beklenen açıklamalar var. Mesela Sayın İmamoğlu'nun yarın yapmasını beklediğimiz açıklama gibi yarın saat 12'de yapacak. Bunun detaylarına bakacağız, biraz konuşacağız. İkinci başlığımız her an ve dakika iliklerimize kadar hissettiğimiz zamlarla ilgili. Bir taraftan maaşlarımız artıyor, bir taraftan satın aldığımız her şeyin fiyatı artıyor. Dolayısıyla bunun dengelenmeye çalışıldığı, ek vergilerin geldiği, dönem dönem işte bir takım tedbirlerin açıklandığı bir süreç içerisindeyiz. Enflasyonla mücadele programı başladı bir yerde. Ne kadar, nasıl gidiyor? Hükümet ilk zam teklifini yaptı. Bunun detaylarına da bakacağız. Ve üçüncü başlığımız maalesef üzücü. Belki sosyal medyada görüntüleri izlediniz. Bu görüntüler olmasaydı, bu arada onu da birazdan anlatacağım, bu bir kaza zannedilecekti. Ama cinayet gibi bir kaza olduğunu öğrendik. Detaylarını birazdan yine ana haberde konuşacağız. Bugün AK Parti'nin 14 Ağustos 22. kuruluş yıl dönümü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayınladığı bir video mesaj var. Bu vesileyle yayınladığı bir video mesaj var. Hem yerel seçim hem ekonomiye dair mesajları vardı videoda. Onu dinleyerek başlayalım ana habere. Buyurunuz. Küresel krizlerin ülkemize etkilerinden kaynaklanan hayat pahalılığının son dönemde milletimizi bunalttığının farkındayız. Ülkemizin her meselesini çözdüğümüz gibi İnşallah bu sıkıntıyı da hal yoluna yine biz koyacağız. Çalışanından emeklisine bu süreçte refah kaybı yaşayan her insanımızın hayat seviyesini eskisinin de üzerine çıkarmak boynumuzun borcudur. Sıkıntılarımız mevcut ama hamdolsun onlardan çok daha büyük imkanlarımız var. Onca sınamayı başarıyla geride bırakmış Türkiye'yi gelip geçici gündemler içinde boğmaya, rotasından çıkarmaya, işleyen çarklarını durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Belediyelerdeki başarısızlıklarını sahte gündemler ve abartılı söylemlerle örtmeye çalışanların gerçek yüzlerini ortaya koyacak, 2024 Mart'ında emaneti beceriksizlerden alıp ehline vereceğiz. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında yerel seçime işaret edildiğini hepiniz görüyorsunuz. Beceriksizlerden alıp ehline vereceğiz diyor. 24 Mart seçimlerini, yerel seçimleri işaret ederek ekonomide yaşadığımız sıkıntılara değiniyor. Bunu küresel düzeyde yaşanan sıkıntılara doğrudan bağladığı bir cümlesi var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Yani Türkiye'nin kendi para politikalarından kaynaklı değil, dışarıda yaşanan ekonomik krizler, sıkıntılar, Rusya-Ukrayna savaşı, pandemi etkisi, onun beraberinde getirdiği ekonomik sıkıntılar, bu çok konuştuğumuz bir konu. Ama bizim aynı zamanda tartıştığımız şöyle bir şey de var ekonomiyi konuşurken. Türkiye'nin dün uyguladığı para politikaları, onun bize ürettiği maliyetler, bugün karşı karşıya kaldığımız tablo gibi şeyleri de ekonomistlerle zaman zaman konuşuyoruz. Yani bu tek başına uluslararası yaşanan, onlar etkili evet, ama tek başına o mu? Değil. Şimdi o da değişti zaten bu arada. Yani para politikası da artık değişti, başka bir yere doğru geldi. Muhalefet cephesinde ne oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçime değindi. Muhalefet de aynı gündemde. Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde Kılıçdaroğlu T24'de konuştu. Bir mülakat verdi. O da Mayıs seçimlerini değerlendirdi. Şöyle, Sayın Kılıçdaroğlu'na sonuçlarla ilgili bir özetini derledik sizler için. Sonuçlar sizi tatmin etti mi diye sorarsanız elbette hayır dedi. Biz de mülakat yaptığımızda, bizim röportajımızda da yenilgi olmadığını söylemişti ama kazanamadık diye ifade etmişti. Şöyle bir cümlesi var Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Oyu düşen parti AK Parti, tartışılan CHP oldu. Buna itiraz ediyor. Hatta şöyle diyor. Ben beklerdim ki Türkiye'de entelektüel düzeyde siyaset konuşulsun, tartışılsın ve bu analiz edilebilsin, bu görülsün. Mesela diyor biz deprem bölgesinde de oyumuzu arttırdık. AK Parti'nin oyu düştü. Veya ben Türkiye'de sağ, sol, muhafazakar herkesi bir araya getirmeyi başardım. Bu başarısızlıksa evet başarısızım ifadesini kullanıyor Sayın Kılıçdaroğlu. Yerel seçimlerde elde ettikleri başarılar üzerinden ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin öyle birazdan Sayın Faik Öztürak'ın açıklamasına da bakacağız. Ama burada ıskalanan şöyle bir şey var. Evet doğru, AK Parti'nin oyları düştü. Peki bu bizi ilgilendiren bir şey mi? Yani şu anlamda ilgilendiren bir şey mi? Kim seçimi kazandı parlamentoda? Cumhur İttifakı kazandı. Eğer muhalefet partisi, ana muhalefet partisi yarıştığı iktidar partisinin oyunun, yani onun hala birinci parti olmasını kabul ediyorsa, onun oyunda 1-2 puanlık gerilemeyi bir başarı sayıyorsa bu zaten başlı başına bir sorun değil midir? Yani muhalefet partisi zaten birinciliği orası aldı, biz bunu kabul ediyoruz. İkincilikte orası biraz oy kaybederse biz bunu başarı olarak görüyoruz diyebilir mi? Oyu düşen parti AK Parti ama AK Parti hala Türkiye'nin birinci partisi gibi bir durum var. Aynı zamanda hem Cumhurbaşkanlığı seçimini hem parlamento seçimini kazandı. Bunu niye anlatamıyoruz ya da niye bu böyle? Tartışılan partinin CHP olması, CHP'nin seçim kazanamıyor olması ile ilgili bir şey. Kazandı veya kazanmadı şeklinde bir tartışma sürdürmeyi doğru bulmuyorum. Bu cümleyi ben yayına gelmeden önce okudum bu arada. Bizim bunu böyle tartışıyor olmamızı Sayın Kılıçdaroğlu doğru bulmadığını ifade ediyor. Niye doğru bulmadığını ifade ediyor? Devam edelim bu arada. Diyor ki yani bu sadece salt bir oy alma, oy verme meselesi değil. Biz başka bir şey başardık. Yani doğru bu arada. Biz seçimden önce bunu konuştuk. Yani muhafazakar bir partinin, işte liberal muhafazakar gibi görünen partinin, milliyetçi bir partinin, işte sosyal demokrat bir partinin, Demokrat Parti'nin, bunların hepsinin bir arada toparlanabiliyor olması bir başarı mıdır? Bunu konuştuk. Toplanabiliyor olması, bu kadar kutuplaştığımız bir iklimde bir araya gelmeleri, farklı ideolojilerden ve siyasi görüşlerden partilerin evet önemli bir şey ve bir başarıdır. Sonucu merak ederiz ondan sonra. Tamam, bu bir başarı. Peki bu başarılı bir sonuç getiriyor mu? Orban üzerinden örnek verdik Macaristan seçimlerinde mesela. Hayır dediler, Macaristan'da olan Türkiye'de olmaz. Ama oldu. Niye kaybedelim? Yerel seçim beklentisi. Belediye başkanlarımız başarılı. Şimdi burada soruluyor, yeni belediyeler de alacağız, yani kazanacağız diyor. Deniyor ki Sayın Kılıçdaroğlu, aynı soruyu ben de sormuştum. Orada gazeteci meslektaşım, lütfen ismini de Hazal söylerseniz eğer, ben ismini de paylaşmak isterim. T24'e verdi röportajı. Meslektaşım soruyor, diyor ki, efendim diyor yani ittifak halinde gitmezseniz, belediye başkanlarımız başarılı, niye kazanamayalım? Şimdi şunun da anlaşılması lazım efendim. Bir aradayken kazanılmış bir seçim. Nasıl? HDP aday çıkartmamış, İYİ Parti aday çıkartmamış. Büyük şehirlerde, özellikle İstanbul ve Ankara için söylüyorum. Veya Antalya için, Mersin için, Adana için söylüyorum. Bu illerde, büyük şehirlerde bir başarı yakalanmış. Şimdi bunlar farklı farklı adaylar çıkarttıkları zaman az çok bu süreci takip eden hepimiz, sizler de ekran başında izleyenler de biliyoruz ki iktidar birlikte hareket edip muhalefet ayrı ayrı giderse İstanbul'da, Ankara'da kaybedilebilir. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'na bunu sorduğumda neden böyle düşünüyorsunuz? Biz seçimi kazanacağız. Daha önce kazandık, tekrar kazanacağız. Adaylarımız başarılı. Bu işte buna bir takım eleştiriler var. Başarılı olduğu düşünülen iller var. Başarısız olduğu düşünülen iller var. Yani şöyle bir şey diyebiliriz. Mesela İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi her halükarda seçimleri kazanıyor. Tersinden baktığımızda, bir AK Parti ile konuştuğumuzda ya kazanacağız dediği zaman ya nasıl kazanacaksınız diye sorarız biz. Çünkü CHP kazanıyor. Yani kazanmanız için İzmir'de başka bir şey yapmanız lazım. Şimdi burada da muhalefet için aynısı geçerli. İstanbul, Ankara, Mersin, Adana, Antalya gibi illerde muhalefetin yerel seçimleri kazanması için birlikte hareket etmesi gerekiyor. Hareket etmediğinde kazanma ihtimali düşüyor. Ama belediyelerde alacağımızı ifade etmiş Sayın Kılıçdaroğlu. Genel merkez olarak yakından izliyoruz, raporları değerlendiriyoruz meselesi. Burada soru, aynı zamanda şöyle de bir soru var. Yani sosyal medya kampanyasının başarılı olup olmadığı tartışılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde reklam kampanyası başarılı mı değil mi? Bundan sonra nasıl yöneteceksiniz? Orada Genel Başkan Yardımcımız bunlarla ilgileniyor, bir rapor hazırlıyor. Bunları da değerlendiriyoruz şeklinde yanıt veriyor Sayın Kılıçdaroğlu. Metin Kaan Kurtuluş'a T24'ten verdiği röportajında. Var mı devamı? Tamam. Şimdi Sayın Faik Öztürak. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde MYK vardı. O toplantı sonrasında Faik Öztürak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yine yerel seçim. Bir bakalım, çok kısa. Kurultayımızı yapacak ve yenilenmenin heyecanıyla, yeni kadrolarla bugün başarıyla yönettiğimiz kentlerimize yerel seçimde yenilerini ekleyeceğiz. Milletimizi yaklaşan felaketin ortasında yalnız bırakmayacağız. 25 milyon oyu 30 milyona, 35 milyona çıkartacağız. Mayıs genel seçimleriyle başlayan seçim süreci yerel yönetim seçimleriyle bitecek. Milletimiz Mayıs seçimlerinde ilk vizeyi verdi. Son icazeti ise bu seçimle verecek. İlk seçimin sonucunu ve faturasını hep birlikte yaşayarak gördük. Yerel seçimden sonra milletimizin daha beterini yaşamaması için var gücümüzle sahada olacağız. Mahalli idare seçimlerinde tarih yazacağız. Bu gidişe dur diyeceğiz. Şimdi bizim dışımızdaki iki parti arasındaki diyalogla ilgili konuşmak bize düşmez. Yerel seçimde ittifak konusuna gelince bu konuyu kamuoyu önünde tartışmak için daha vakit olduğunu düşünüyoruz. İttifak meselesini muhtemelen bu arada biz önümüzdeki günlerde, aylarda konuşacağız. Yani bu arada partiler peş peşe ittifak olmadan gideceğiz, kendi logomuzla gideceğiz gibi şeyler söylüyor ama bu yerel seçimden önce de söylendi. Yani Deva Partisi mesela kesin olarak kendi logosuyla gideceğini söylemişti seçimlere. Gelecek Partisi öyle, Saadet Partisi öyle. Sonra birleştiler, birlikte hareket ettiler. Mesela CHP oylarını arttırdı diyoruz ya, yani CHP oylarını arttırdı ama bunlar da içine dahil oldu. Mesela iki soru soruyoruz, diyoruz ki ya CHP mi oylarını arttırdı? Bunlar Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi'nden gelen oylar mı? Burada aldığımız yanıtlar bile ortada bir mesele olduğunu, bir sorun olduğunu gösteriyor. Yani kedi buradaysa ciğer nerede? Var ya Nasrettin Hocam, 2 kilo ciğer var, 2 kilo kedi var. Ciğeri kedi yedi diyor. Ciğer nerede, kedi nerede? Bir de Sayın Öztürak tabii önemli bir şey söylüyor. Yani seçimin üzerinden mesela biz Sayın Kılıçdaroğlu'yla ben röportaj yaparken hani bu seçimi yenilgi midir değil midir diye konuşurken Sayın Kılıçdaroğlu şöyle bir şey söyledi. Getirsinler dedi sandıkları. Hadi bir daha yapalım. Bir daha yapalım ve görelim bakalım kazanacaklar mı? Bunu söylediğinde Sayın Kılıçdaroğlu seçimin üzerinden ne kadar geçmişti? Bir ay, 1,5 ay önce peş peşe 2 defa işte yani 2 turlu olduğu için 14 Mayıs, 28 Mayıs'ta seçim kaybedilmiş. Cumhurbaşkanlığı seçimi, muhalefet yani ilk turda da düşük, ikinci turda da. Tekrar seçim. Yani şimdi yeni seçim olmuş. Tabii ki normal bu muhalefet açısından. Yani böyle söylemesi siyaseten çok doğal ama ne kadar gerçek? Onu şöyle dinlerken Sayın Öztürak ve bakarken röportajına 25 milyon 30 milyon yapacağız, 35 milyon yapacağız ifadesi üzerinden söyleyeyim size. Şöyle şeyler vardır, dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum. Mesela 2 milyar dolarla 3 milyar dolar civarında para kazandı. Abi arada 1 milyar dolar var. Ya o 1 milyar dolar nasıl bir para biliyor musunuz? Öyle yuvarlanabilecek bir para değil yani. O 1 milyar dolar ama vardır ya 10 milyonla 20 milyon dolar kazandı diyor mesela. Veya 100 milyon dolarla 150 milyon dolar arasında işte bir rakama satılacak. Abi 50 milyon dolar var arada yani. 50 milyon dolar. Hani 100 bin dolar da çok büyük bir para. 10 bin dolar da çok büyük bir para. 50 milyon dolar. Şimdi 100 bin oy da büyük bir oy. 1 milyon oy da büyük bir oy. Şimdi anlatabiliyor muyum ya? 25 milyonu 30 milyon yapacağız, 35 milyon yapacağız. 5 milyon. Üstüne bir 5 milyon daha. Kolay bir şey değil. Yani burada işte evet siyaseten doğru ama gerçekçiliği konusunu tartışabiliriz ki yerel seçimde takip ediyor olacağız. Muhalefet eğer yerel seçime, bu herhalde bir not olarak kalsın, işte ana haberde konuşuyoruz. Yani her şeyi hep söylediğimiz bir şey var. Gösterilmek istendiği gibi değil, olduğu gibi diye. Ekonomiyi nasıl böyle konuşuyorsak, iktidarın en önemli sorunlarından birisi şu anda ekonomi ve başarısızlığı orada. En temel başarı. Bu başarısızlığına rağmen seçim kazandı. O politikaya rağmen seçim kazandı. Muhalefet açısından baktığımızda da kenarda dursun. Yerel seçimlerde eğer muhalefet ortak aday çıkarmazsa İstanbul, Ankara ve diğer büyük şehirlerde, kentlerde, İzmir'i hariç tutuyorum, veya İzmir gibi böyle güçlü ilçeler var bazı, CHP'nin çok güçlü olduğu, sosyal demokratların çok güçlü olduğu ilçeler. Yerel seçimlerde başka şeylerle de karşılaşabiliriz. Bakalım birlikte gidecekler, gitmeyecekler, orasını takip ederiz. CHP'de yerel seçim tartışması devam ederken ve çalışmalar devam ederken gözlerin çevrildiği isimlerin başında tabii ki Ekrem İmamoğlu var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Sayın İmamoğlu yarın saat 12'de bir açıklama yapacak. Ne diyecek o açıklamada herkes merakla bekliyor. En çok beklenen şey de aslında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na İsmail Saymaz da galiba böyle bir şey yazdı. Adaylığını ilan etmesi. Yani acaba İmamoğlu genel başkan, CHP'nin genel başkanlığına aday olacak mı? Değişime öncülük edecek mi? Ya da işte şöyle yapacak tartışmaları devam ederken Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması hususunu en çok isteyen isim Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Yani kendi söylediği için söylüyorum bunu. Bir yorum değil. Sayın Kılıçdaroğlu röportajda ben ister misiniz dedim. Çok isterim aday olmasını demişti. Aynı dönemde ama İmamoğlu işte Kılıçdaroğlu'nun veya Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişimin nasıl olacağının planlandığı, konuşulduğu toplantıları da yapıyordu. Bunlara dair eleştiriler de vardı. Bakalım haberimize. CHP'de başka neler yaşanıyor? CHP'de kurultay süreci devam ediyor. Gözler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nda. İmamoğlu'nun 15 Ağustos Salı günü Haliç Kongre Merkezi'nde belediye başkanlığı için adaylığını ilan etmesi bekleniyor. Sonrasında CHP'de değişim tartışması sürerken kurultay takvimi de işliyor. 39 ilçeli İstanbul'da şu ana kadar 17 ilçede kongre yapıldı. Genel merkez ve değişim ekibi arasında başa baş bir yarış var. Başa baş yarışın delege dağılımında da kendisini gösterdiği belirtiliyor. Gözlerse yol haritasını açıklaması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nda. Yeni yüzü kazanan Beylikdüzü. Ekrem İmamoğlu 15 Ağustos Salı günü saat 12'de kameralar karşısına geçecek. Edinilen bilgiye göre yıllar sonra muhalefet tarafından kazanılan İstanbul'un kaybedilmesinin göze alınamayacağını vurgulayacak ve yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığına işaret edecek. Genel başkan seçiminin yapılacağı büyük kurultayda Ekrem İmamoğlu'nun aday olmaması halinde ise öne Özgür Özel ismi çıkacak. Bu tabloda Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'i destekleyeceği ve kurultaydan değişim isteyen grubun zaferle çıkabileceği belirtiliyor. Kurultay takvimine göre 10 Eylül'e kadar ilçe kongreleri tamamlanacak. 16 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında ise il kongreleri yapılacak. İl kongreleri de tamamlandıktan sonra parti meclisi genel başkanlık seçiminin yapılacağı büyük kurultay için tarih belirleyecek. Ancak bu tarih için herhangi bir süre sınırlaması bulunmuyor. Cumhuriyet Halk Partisi büyüklüğündeki bir parti dışında başka bir siyasi partide böyle şeyler çok göremeyebilirsiniz. Görmezsiniz de. Yani mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin demokratik kendi içinde ben işte tek adam mısınız vesaire konuları konuşulduğunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde çok fazla demokratik tartışma olduğunu falan söylemesinin belki bir örneği olabilir. Sayın Kılıçdaroğlu kendisinin değişmesi gerektiğini söyleyen, doğrudan ve dolaylı ifade eden Sayın İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olarak göstermek istiyor. Bu siyaseten başka şeyler de söylüyor bize aslında. Yani sizi devirmeye çalışan bir rakibinizin, cümlelerimi teşbihte hata olmaz olarak görün, İşte başka bir yerde siz aday gösteriyorsunuz seçim kazansın diye gibi. CHP'de bu tartışmalar kongreye kadar devam edecek. Yerel seçimle ilgili bu arada mesela işte CHP'nin İzmir'i İYİ Parti'ye verip vermeyeceği üzerinden yapılan tartışmalar da var. Hani destek verirsek İzmir İYİ Parti'de olur mu falan gibi. İzmir Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi olarak bilinir ama bu şöyle bir şeydi. Yani bu son döneme ait bir şeydir. Aslında Ege'de işte Adnan Menderes dönemi itibariyle baktığınızda sağdır seçmen. O gelenek sonradan değişiyor ve öyle de devam etti. Yerel seçimle ilgili bir diğer açıklamada Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Ahmet Davutoğlu ne demiş? Ona da bakalım. ileride söz konusu olabilecek ittifaklar mahfuz tutulmak şartıyla Türkiye'nin bütün belde, ilçe ve illerinde Gelecek Partisi logosu ve ismiyle seçimlere girecek. Belde belde, ilçe ilçe, il analizler yaptırıyoruz. Şimdiden 100'e yakın aday ve isim tespiti konusunda talepler var, değerlendirmeler aldığımız isimler var. Her il ve ilçede değerlendirme yapacağız. Bazı yerlerde eğer şuraya bu partiyle birlikte olmamız, seçimi kazanmamızı sağlayacaksa bundan da çekinmeyeceğiz. Ama Türkiye genelinde ilkesi olarak kendi logomuz ve ismimizle gireceğiz. Burada sizin de dikkatinizi çekmiştir. Sayın Ahmet Davutoğlu cümlesine başlarken hani eğer ittifak olursa ona da dahil olabiliriz. Yani o hakkımızı mahfuz tutuyoruz ama biz Türkiye'nin bütün illerinde, ilçelerinde kendi adaylarımıza seçime gitmeye hazırız. Bu şu demek. Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti açısından seçim sonrası tartışılan şey bu partiler varlıklarını ne kadar muhafaza edebildiler ve eğer seçime kendi logolarıyla girselerdi, bunu mesela Yeniden Refah Partisi yaptı, bunu Zafer Partisi yaptı. Kendi logolarıyla girselerdi bir puan alacaklardı. Yani bir tartıya çıkmış olacaklardı. O tartıya çıkamadılar. Çıkamadıkları içinde parti içinde de tartışıldı bu konu. Bazı istifalar oldu, bir takım motivasyon dağınıklıkları oldu. Lider de o motivasyonu muhafaza etmek durumunda. Aslında bir yerde Sayın Babacan'dan da benzer bir şey duyabiliriz. Sayın Karamollaoğlu'ndan ama Saadet Partisi zaten yani çok eski ve köklü bir parti olduğu için bildiğimiz o kantara çok çıktı Saadet Partisi. Hiç çıkmadı değil. Ama Deva ve Gelecek hiç çıkmadı o kantara. Hiç çıkmadığı, hiç tartılmadığı için de yani oy aldı, almadı, kaç puanı vardı. Hani 25 CHP aldı ama onun içinde Saadet, Deva, Gelecek, Demokrat Parti'de vardı tartışmaları üzerinden. Yerel seçimde acaba çıkarlar mı? Ben çok ihtimal vermiyoruz ama dediğim gibi burada bir ittifak olur mu? Devam edilir mi? Sonuçta tamamen kapıyı da kapatmıyor bu partilerin genel başkanları. En azından bildiğim kadarıyla ben tatildeyken kimse kapıyı kapatmadıysa kapatan görmedim o süreç içerisinde. Ama pazarlığa giderken şöyle olur bu iş yani. Biz her ilde ilçede örgütlüyüz. Dolayısıyla şimdi milletvekili alacaksınız. 15 tane almanız için partinizin oyu 1 puansa 2 puan, 3 puan göstermelisiniz. Size milletvekilini verecek olan yani kendi bünyesinden gireceğiniz partide daha az vermek isteyecektir. Bunlar siyasi pazarlıklar. Onlar da devam edecek. O yüzden yerel seçime giderken de benzer pazarlıkların devam edeceğini görüyoruz. İşte illerde, ilçelerde bakacaklar. Anketler, çalışmalar vesaire onların sonuçlarına göre de bir karar verilecek. Belki de sadece İYİ Parti ile CHP ortak gidecek. Diğerleri ittifak içi ittifak yapacak. Bu da söz konusu olabilir. Yani genel seçimde yapamadıklarını burada yapmayı deneyebilirler. Deva Partisi, Saadet, Gelecek arasındaki bu tabii soğukluk, ya mecliste grup kurmadılar ya, o devam ederse bile. İYİ Parti cephesine de bakalım. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yaptığı önemli bir çağrı var. Yerel seçim çağrısı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İYİ Parti'nin yeri PKK ve FETÖ'nün yanı değildir yorumunu yapmıştı. O çağrıya bir yanıt geldi. Sözcü Kürşat Zorlu, İYİ Parti sözcüsü Kürşat Zorlu'dan. Milliyetçi vatanseverler FETÖ ve PKK ile yan yana getirilemez dedi. Özetine bakalım hemen, sonra konuşacağız. Sayın Dağ, milliyetçileri ve bu ülkenin vatanseverlerini tahminimce iyi tanımıyor. Milliyetçilik, vatanseverlik asla FETÖ ile PKK ile yan yana getirilemez, ilişkilendirilemez. Öyle anlaşılıyor ki İYİ Parti'nin önümüzdeki siyaset sürecinde Türkiye'yi merkezine alan, 85 milyon insanımızı kucaklayarak bu merkezin heyecanını yaratacak olma iddiası birilerini gerçekten ürkütmüş. Ama şu soruyu da sormadan edemiyorum tabii. Bu sözün, bu iddianın sahibi olan Sayın Dağ, acaba şunu da hatırlatmak isteriz. PKK ile pazarlığa oturan, FETÖ ile kucaklaşan, andımızı kaldıran, ne mutlu Türk'üm diyene ifadesinden rahatsız olanlarla işbirliği yapan kimlerdi? Kendisi de lütfen bu soruların cevaplarını milletimize vermeye çalışsın. Efendim biraz siyaseti konuşalım. Nasuhi Güngör ve Mustafa Balbay konuklarım. Hoş geldiniz Ana Haber'e. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Tatil yaramış sana. Sağ ol. Öyle mi? Teşekkür ederim. Yani şöyle, hiçbir şey değişmemiş bir kere memlekette. Aynı yerden devam ediyoruz. Mustafa Balbay, hemen sizle başlayayım vakit kaybetmeden. Yarın İmamoğlu'nun ne demesini bekliyoruz diye sorayım. Şimdi genel beklenti İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı üzerine, İstanbul'un önemi üzerine, kaybedilmemesi gerektiği üzerine bir değerlendirme olacağını düşünüyorum. İmamoğlu'nun 29 Mayıs sabahı başlattığı o değişim çağrısından da şu aşamada doğrudan bir sonuç alamamış görünüyor ama onu da sıcak tuttuğunu ve şu anda kongre sürecine bıraktığını ama şu anda ana sorumluluğun da İstanbul Büyükşehir Belediyesi olduğunu söyleyeceğini tahmin ediyorum. Çünkü İmamoğlu gücünü oradan alıyor. Şu anda İmamoğlu ise Cumhurbaşkanı adayı, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak bir pozisyon edindi ise, yani yakın geçti seçimlerde ve şu anda ciddi bir kamuoyunda genel kabulü varsa bu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı süreciyle birlikte oldu. Yine orayı merkez üs olarak tutup genel çalışmalarının devam ettireceğini tahmin ediyorum. Yani genel yarınki basın toplantısından benim beklentim. Peki bu ne anlama gelir? Yani bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun istediğini aldığı anlamına mı gelir? Biz böyle anlarsak yanlış mı anlamış oluruz? Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Böyle olursa? Şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde biraz önce siz de hani parti içi tartışmaları, hani zaman zaman kaosa da dönüşebilen ama ne olursa olsun bence de olması gereken parti içi karşılıklı zaman zaman gerilime dayalı tartışmalara dikkat çektiniz. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç kimsenin dediği olmadı diye değerlendiriyorum. Bir defa İmamoğlu 29 Mayıs günü işte açıklamayı yaptığında hani denir ya, attığın taş kar topuna dönüşür mü? Yani o kar topuna dönüşmedi. Yuvarladığı taş kar topuna dönüşmedi. Örneğin şu anda kamuoyuna deklare ederek örneğin 10-15 milletvekilinin yine bir o kadar belediye başkanının o şekilde gideriz diye bilmesi lazım. Bu hani kapalı kapılar ardında söylenecek sözler anlamında değil. Genellikle kartopu bu şekilde yuvarlanır. Hani şev uçmaz, mürit uçurur derler ya, genel anlamda yani bu şekilde çoğalabilirdi. Onun olmadığı ya da oluşturulamadığı. Yani sesine karşılık gelmedi. Tanju Özcan'ın mesela CHP Genel Merkezi önüne yürüyüp kimsenin orada olmaması gibi. Sayın İmamoğlu'nun da bu çağrısı Türkiye genelinde diğer belediye başkanları, delegeler vesaire öyle bir karşılık gelmedi diyorsunuz. Genel anlamda evet. Çünkü anladım, bu şekilde büyürdü. Ancak kongrelerde şu anda devam etmekte olan ilçe kongrelerinde yani parti içinde böyle banko bir böyle damgasını vurdu diyebileceğimiz bir süreç yok. Yani İstanbul'da şu anda benim arkadaşlarla konuştuğum kadarıyla 8 ilçede İmamoğlu'nun delegelerinin, yani onun belirlediği delegeler, 7 ilçede de Kılıçdaroğlu'nun belirlediği delegeler diye hani genel sağduyusuna inandığım arkadaşların bir değerlendirmesi var. Bu partinin kendi içinde yani delege bir bakıma hep beraber hareket edin dediği, hani bir yanıyla bakarsanız bunu söylediği, bir başka yanıyla da bir yarılma olduğu söylenebilir. O zaman İmamoğlu yani bir miktar burada genel başkanı seçecek olan delegelere müdahale etme konusunda o çabadan bir sonuç aldı. Doğru mu? Aldı. Evet, aldı. Başka illerde başka belediye başkanlarının böyle girişimleri oldu mu? Oldu. Tamam. Hı-hı. Genel anlamda tabii örneğin İzmir'de hani Tunç Soyer bir hani birebir müdahil olmamaya yönelik bir politikası var. Bunu hem deklar etti hem de gördüğüm kadarıyla bunu uyguluyor da. Ama ilçe belediye başkanları doğal olarak hani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki siyasetin doğası gereği de hani kongrelerde varlıklarını devam ettirmek ve hani aday olmaları için de bu gerekiyor. Belli bir gücü edindiklerini anlatmalar için. Örneğin Çankaya ilçesi önemliydi bence. Çankaya ilçesinde hani genel anlamda genel merkezde hareket eden Fahri Yıldırım'ın kazandığı, yani güçlü de bir muhalefet vardı. Ömer Eken'in de işte 130 civarı oy aldığı, 200 civarı Fahri Yıldırım'ın aldığı görülüyor. Bu salonun yani boş olduğu gösteriyor. Fotoğraflar vardı. Onlar da çok tartışıldı. Çankaya'daydı değil mi onlar da? Çankaya, evet. Evet. Evet, yani beraber öyle? Görüntü fotoğrafları vardı. Şimdi bence sevgili Ersoy, şimdi önümüzdeki dönem Kemal Bey bir yol haritası planlamış. Ekim başı, Eylül sonu Genel Yönetimler Kurultayı yaparak belediye başkanlarını kendi periferinde tutacak. Hmm. Ve belediye başkanlarına da bir anlamda hani adayı biz belirleyeceğizi hissettirecek ve onlarla bir güç birleşmesi yaşayacak. Ve şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde %1 ile %5 arasındaki bir oranla kazanılan ya da kaybedilen belediyelerin ayrıca bir masaya yatırdıkları hani bilgisinde paylaşabiliriz. Bu hani hem kazanmak anlamında diyelim ki %1-1,5'la kazanmışsındır ya da kaybetmişsindir. Bu belediyeleri ayrıca bir masaya yatırdıkları ve hani mevcut belediye başkanı ne kadar arttırdı kazanan varsa ya da kiminle kazanılabilir planladıklarını duyuyoruz. Ama burada asıl olan tabii ki ittifaklar nasıl olacak? Yani çünkü oraya geleceğim birazdan. Oraya biraz tamam. İkinci turda yani onu konuşalım. Beraber gitmezlerse ne olur konuşalım. Yani bu bağlamda söylemek gerekirse ben 29 Ekim Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılını belki de yani MYK'da kimi üyeleri bunu Kemal Bey'e önerdiklerini, Kemal Bey'in de olumlu baktıklarını söylüyorlar. Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresinde, kurultayını da yapmak, işte Atatürk'ün hani Cumhuriyet Halk Partisi için benim hani en büyük eserlerimden biridir dediği, yani eserimdir dediği Cumhuriyet Halk Partisi için de hani bir o güçle birleştirmek yönünde bir yol haritası oluşturduğu, en azından böyle bir taslakın olduğunu paylaşabiliriz. Teşekkür ederim. Nasuhi Güngör, siz ne dersiniz? Sayın İmamoğlu'nun yarınki açıklamasından beklentiniz aynı mı? Ve bu tartışmalara buyurun. Ya benim tabii Sayın Balbay'a göre veya bugün bu konularda yazan arkadaşlara göre CHP kulislerine hakimiyetim daha zayıf olabilir ama genel beklenti Sayın İmamoğlu'nun kendi adaylığını, aslında bir anlamıyla da aday adaylığı olacak bu, ilan etmesi yönünde. Çünkü ben Sayın Balbay'ın söylediklerinin önemli bir kısmına da katılıyorum. Şöyle ki ben şöyle ifade edeyim. Kılıçdaroğlu karargahı korumayı başardı şu ana kadar. Evet. Kendi açısından söylüyorum. Şimdi birincisi bu. İkincisi en önemli rakibini, değişim süreciyle ortaya çıkan, iddiayla ortaya çıkan rakibini İstanbul gibi geri çevrilmesi kolay olmayan bir siyasi pastayla başka bir yere konuşlandırdı. Onun da artık bu saatten sonra ben aday olmayacağım, bağımsız bir yürüyüş göstereceğim çabası çok çok zayıf bir ihtimal olur. Ben aslında şu telefon görüşmesini hepimiz hatırlayacağız evet. Akif. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'na ulaşamama, o ulaştıktan evet, sonraki demesi. Beden dili, evet beden dili vesaire. Şimdi oradan Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik ben sizin rakibinizim, sizinle mücadele edeceğim algısını çıkarmak biraz bence hayali olur. Zaten bu hayalden de şimdilik tabii altını çiziyorum, vazgeçmiş görünüyorlar. Delegeler konusunda İstanbul'da kıyasaya bir mücadele var, doğrudur. İstanbul'da sürpriz sonuçlar da aldı. Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu söylenen delegeler. Niye söylenen dedim, onu da ifade edeceğim hızlıca. Şimdi bu bizim bu delege hikayemizin bütün siyasi partilerimizde o siyasi partinin ekosisteminde değil, ekonomik sistemindeki karşılığıyla ilgisi vardır. Yani İstanbul'daysanız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yla belli bir irtibatınız vardır ve bu irtibat delege sisteminde de etkili olur. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da burada etkili olur zaten. Fakat Anadolu'nun genelinde, Ankara'da dahil aldığımız bilgiler, genel merkeze yakın olduğu ifade edilen delegelerin bu konudaki hakimiyetlerinin hayli kuvvetli olacağı yönünde. Şimdi niye söylenen dedim Kılıçdaroğlu'yla ilgili meselesinde delegeleri, affedersin İmamoğlu'yla ilgili. Çünkü bunlar o salona, o yarışa gelmeden çok net olarak işte bunlar Sayın Kılıçdaroğlu'nun karşısındadır diyebileceğimiz delegeler olmayacaktır. Çünkü delege, Türkiye'deki delegeler tanım olarak siyasi anlamda siyaseti en iyi koklayan, söylüyorum tekrar, siyasetin geleceğini en iyi gören ve siyasi partiler içindeki öyle değişimmiş, heyecanmış, haydi aldık gidiyoruz başımızı gibi tartışmalardan pek de etkilenmeyen bir siyasi varlık kategorisidir. Şimdi bunu Balbay gibi, benim gibi biraz daha belli bir yaşın üzerindeki gazeteciler izledikleri kongrelerden yani yön değiştirmek, akışa, yapmak akışa değil dahil de, olurlar. Akışa dahil olurlar. Hayır, tabii ki. Şimdi mesela Tansu Çiller'in kazandığı kongrede İstanbul delegesinin bir gecede değiştirdiği karar etkili olmuştu. Ve Demirel'in adayları kaybetmişti, Süleyman Demirel'in abi modelleri kaybetmişti. Şimdi bunlar olmaz değil siyasetimize, ama delege dediğim gibi soğukkanlıdır. Yani delege öyle heyecanlara falan kapılmaz. Bakar, değerlendirir ve öyle karar verir. Şimdi biz delege demokrasi falan diyoruz, çok haklıyız, bunlar çok yanlış, bu delege sistemi, delegelerin seçimi vesaire. Ama delege gerçeğini aşabilme konusunda Sayın İmamoğlu ve ekibi bir mesafe alamadı. Dolayısıyla da karargah kendisini korudu. Bu saatten sonra Sayın İmamoğlu'nun İstanbul'u kazanıp, bakın ben ittifak olmasa da İstanbul'u kazandım, bu zor şartlara rağmen 5 yıllık yeni bir iktidara rağmen İstanbul'u kazandım diyerek siyaseten bir yarış yürütmesinin yolunu açması mümkün olabilir. Şu an için o yol kendisine fiilen açık görünmüyor. Bu Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yani değişim çağrısı yaptığı için toplantılar vesaire, yani Sayın Kılıçdaroğlu aslında aday olmasını istiyordu, tartışılmaz. Parti kurma falan gibi şeyler olmaz. Yani öyle bir açıklama beklemiyorsunuz değil mi bu arada? Ya şimdi bizim sevgili Mehmet Akif, ya böyle ilginç bir şekilde Balbay'la birkaç yayında bunu küçük küçük tartıştık ama bir şey sanki yok sayıyoruz Türkiye'de. Ya 14-28 Mayıs gecelerinde Türkiye'yi 5 yıl boyunca yönetecek iktidar denklemi seçildi. Evet. Şimdi mesela bunun o 5 yılın ne olduğuna dair bir fikrimiz ya yok ya onu çok değerli anlayamıyoruz, kavrayamıyoruz bence. Şimdi ben bunu yerel seçimler için de söyleyecektim ama şimdi söylemiş olayım. 2019'da iktidara, yani merkezi iktidara rağmen Ankara ve İstanbul'u muhalefete verdi seçmen. Belediye meclislerinde vermedi, başkanlar düzeyinde verdi. Bu önemli, kuvvetli bir mesajdı. Fakat bizim seçmenimizin kolay kolay 2 kez üst üste muhalefette bu kadar büyük merkezleri muhalefette teslim ettiğine dair bir örneğimiz yok. Yani burada merkezi iktidarın kim olduğu meselesi İstanbul ve Ankara belediye başkanlarını seçecek olan seçmen açısından çok belirleyici. O da etkiler diyorsunuz. Yani genel seçimin sonucu yerel seçimi etkileyecek. Çok etkili olacak. 2019 dedik ya, iktidara mesaj veriyor ve buradan hareketle 2023 seçimleri muhalefet kazanacak. Öyle olmadı. Ya öyle olmadı ve bu saatten sonra da bu çekişme, bak İstanbul'da belediye başkanı ile belediye meclisi arasında, Ankara'da keza aynı şekilde. Bana göre demokratik bir çekişmedir bu. Hukuki zeminin dışında da değildir. Çünkü belediye meclisleri belediyelerin karar organıdır ve onlar da seçimle gelmektedir. Başkanların onay makamı değildir. Başkan ne dediyse onu yapmak için seçilmiş bir yer de değildir orası. Ama o çekişmeleri bence toplum bu saatten sonra istemeyecektir ve bu seçim sürecinde çok önemli olacak. Bütün bunlara rağmen Sayın İmamoğlu ikinci bir başarı hikayesi yazarsa kendisi açısından siyaseten önemli bir yol açılır. Fakat şu ittifak denklemlerine baktığımızda o 2019'daki ittifak denklemini kurabilme ihtimalleri her geçen gün zayıflıyor. Bence peki, bu saatten sonra İstanbul'la Ankara'da evet, çok zor işte. Onu çok kısa zor. Hızlıca konuşalım. Mustafa Balbay ile başlayayım. İttifak siz bekliyor musunuz? Şöyle mi olur? İYİ Parti CHP arasında ittifak işte Saadet Gelecek Deva farklı bir ittifak gibi bir şey olur mu? O ne kadar etkiler? İttifak halinde gitmezlerse seçimde büyük şeyleri Cumhuriyet Halk Partisi kaybeder mi? Yoksa Sayın Kılıçdaroğlu'nun da dediği gibi yani adaylarımız başarılı ve kazanma ihtimalinin gerçekten olduğunu düşünüyor musunuz? İttifak uzak mı? Buyurun. Şimdi bence uzak değil ama geçmeden önce çok kısa şunu vurgulamak istiyorum. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten kendi içinde ciddi tartışma içinde ama şu görünen tablo yerel seçime yönelik bir yıllık bir süreç gibi geliyor bana. Eğer 2028 için Cumhuriyet Halk Partisi içinde daha güçlü bir tartışma, daha stratejik bir liderlik ve geçmişte Ecevit döneminde ya da benzer dönemlerde olduğu gibi daha bir ileriye dönük vizyoner bir yoğun bir tartışma yaşanacağını ve oradan farklı sonuçlar çıkacağını düşünüyorum. Daha sonra gerekirse açarız bunu. Ya, İttifaklarla yani şöyle, ilgili... Neden böyle bir şey söylediniz? Kongrede böyle bir süreç herkes böyle bu seferlik diye bir hava var. Hani bir abi gerekir dediler, olmadı. Ya bir geçiş dönemi gerekir dediler, olmadı. Şu anda zaten biraz önce hiç kimse tek başına istediğini elde edemedi. Şu önümüzdeki süreçten dememin nedeni buydu. Herkes bir süre erteledi. Cumhuriyet Halk Partisi gerçek anlamda bir hani stratejik bir yön verme ve bir liderlik iddiasına bulunmayı bir süre erteledi diye değerlendiriyorum ben. Peki. Şimdi, buyurun. Kurultaya şey, evet, şu anda dair söyleyeceklerim. Şöyle, Nasuhi Güngör'ün değerlendirmesine şöyle katılmıyorum. Tabii ki farklı bir örnek ama Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen 5 dönemdir belediye başkanı. İlk 2 dönemde seçmen ona yerel yönetimden şeyi vermedi. Belediye meclis üyeliklerinde çoğunluk vermedi. Yılmaz Büyükerşen azınlıktayken belediye meclisinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Baktı ki belli adımlar attı. O zaman dedi ki ben sana Büyükşehir Belediye Meclisi'ni de veriyorum dedi. Ve şimdi belediye meclisinde de çoğunluk Yılmaz Büyükerşen'le beraber. Yani başarılı beraber bulduğu için mi Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen'i öyle seçti? Evet. Muhtemelen yani, şu an siz aynı durumun İstanbul'da, değil, Ankara ya da işte Adana, Mersin, Antalya, diğer iller için de geçerli olduğunu düşünüyor musunuz? İttifaklar bence üzerinden konuşalım. Olabilir. Yani, ittifakla gitmedi diyelim. Cumhuriyet Halk Partisi aynı adaylarla seçim kazanabilir mi? Kazanabilir. Öyle kazanabilir mi? Çünkü evet, şöyle, bu belediye başkanları aslında hani yabancı dilde bir söz vardır İngilizce'de. Hani no news, good news derler. Yani bir yerden haber gelmiyorsa iyi, durum iyi demektir diye. Şimdi bu belediye başkanlarının başarısız olması için ve en ufak bir şeyi olağanüstü abartılarak kamuoyuyla paylaşıldı. İmamoğlu'nun örneğin depremdeki hali, İstanbul işte sel felaketindeyken olmaması, yani hepimizin eleştirdiği ya olmamalıydı dediğimiz ama iktidar medyasının artık büyüteç kullanarak aktardığı durumlardı. Ama zaten iktidar medyasının büyüteç kullanarak aktardığı durumlarda genelde hep ters tepmedi mi? Yani mağduriyet oluştu ve o mağduriyet üzerinden biraz daha İmamoğlu güçlenmiş olmadı mı? Bir anlamda öyle oldu ve şimdi bu belediye başkanları örneğin Mersin'de Vahap Seçer'in, işte Adana'da Zeydan Karalar'ın yerel olarak kimi adımlar attığını, hani orada yerel halkı da kucaklayabilecek şeyler yaptıklarını ben görüyorum gittiğimde. Ama tabii biz doğal olarak hani ülke çapında bu konuyu konuşurken o kişilerin yerel yaptıkları ikinci planda kalıyor. Ben o yüzden başarılı olacaklarını düşünüyorum. İkincisi, ittifak Ankara olmasa da düşünüyorsunuz değil mi? Öyle, doğru anlıyorum değil mi? İttifak olmasa da. Şöyle, ya HDP aday çıkarsa da mesela İstanbul alabilir mi Sayın İmamoğlu? Şöyle diyeyim, diyelim ki sevgili Ersoy, bunlar çok tartışacağımız konular ama genel ittifak olmadı. Genel olarak öyle bir şey yapar ki İmamoğlu, benim tanıdığım İmamoğlu, örneğin 5 belediye meclis üyeliğini listesinde yazdığı 5 kişi İYİ Parti'nin en has adamıdır. Anladım. Ama genel ittifak çok... İçeride İstanbul'da kendisi bir ittifak oluşturur diyorsunuz. Evet, genel ittifaklar olur. Çünkü İYİ Parti de kazanmanın tadına vardı sevgili Ersoy. Şimdi Ankara'da İYİ Parti'nin milletvekili Yüksel Aslan. Nereden geliyor? Mansur Yavaş'ın sağ koluydu. Mansur Yavaş'ın uzun dönem hem insan kaynaklarını yönetti, özel kalemini yaptı Yüksel Aslan. Şimdi İYİ Parti milletvekili. Şu anda biraz spekülatif bir şey söyleyeceğim ama Ankara'da herhalde Mansur Yavaş'ın etrafını irdelediğimizde bir İYİ Parti çıkar. 3 CHP çıkar, 2'yi söylemeyeceğim. Ya da 4 CHP çıkar. Yani genel anlamda İstanbul bürokrasisine, Ankara bürokrasisine baktığımızda. Yani o nedenle belediye başkanları akıllıca bir siyasetle güderek hani kendi... Abi ikiyi merak ettim, söylemeyeceğim dediniz diye. Yok, bir şey evet, söyledi. Şimdi Akif yakaladı, onu söyleyeceksin Balbay. Yani bir İYİ Parti çıkar, iki ne çıkar, 3 CHP çıkar dediniz. Şöyle, hani genel anlamda diyorum bunu, hani bu çok konuşulan bir şey. Bu eminim size de gelmiştir. Nasuhi Güngör fazla duymuştur bu sözleri. Nasuhi abi siz söyleyin. Partiler, Mansur Yavaş'ı çok seviyorlar. Ben görüyorum canım, duymama gerek yok yani. Ne duyuyorsun? Zaten görünüyor. Yok, iddia sahibi Balbay. Ben peki, girmem bu topa. Peki Sayın Balbay, tamamlayın. Hemen Güngör'e sözü vereyim. Özeti evet, sevgili Ersoy, şu anda hakikaten hani biraz önce delegelerle ilgili yaptığınız değerlendirmeyi belediye başkanlarının o yerel seçimlerde mahallelerle, ilçelerle yaptığını hepimiz tanık olduk. Yani ben örneğin Edirne Belediye Başkanımız kazanırken çok güzel mesela ittifaklar kurmuştu, hatırlıyorum. Yani işte Özlem Çerçioğlu Aydın'da, yani hem STK'larla hem öteki partilerle ittifaklar kurmuştu. Hatta öyle bir şey ki... Kendileri de yapabilirler yani. Bunu partiler düzeyinde olmasa da yapabilir nedenle, ve kazanabilirler. Zaten ittifaka ihtiyaç olmayabilir. Evet. Yerel seçimler anlamında tavandaki hesap tabana uymaz genellikle. Tabanda kendi içinde bir hesap, kendi içinde bir planlama bence şimdiden başladı bile. Peki. Nasuhi Güngör, katılır mısınız? Şimdi olabilir, mümkün. Fakat Balbay'ın söyledikleri de ancak bir siyasi partinin kararı yahut onayıyla olabilir. Yani değil mi? Ya, arka planda farklı denklemler kurulabilir. Tabii. Yani şimdi mesela biz burada üçümüz niyetlensek desek ki ya biz İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliğine aday olalım. Yani öyle kolay değil. İşler başımıza neler gelir yani. O öyle ben olacağım, başkan istediği gibi liste yapıyor, öyle olacak bir iş değil. Balbay onu kastetmedi ama ben zorluğuna vurgu yapıyorum. Bu bir. İki. O zaman ama kendi adayını baltalamış. İmamoğlu seni reddetmez sevgili Güngör. Yani kendi adayını... Yani onu bilemeyiz. O kadar kolay değil. Bu karargahı koruyan genel başkan belediye meclis üyelerini seçme konusunda da adaylarını o kadar özgür bırakır mı, bırakmaz mı? Onu o kadar İstanbul'da ve diğer ismi güçlü bırakır mı? Ondan o kadar emin değilim. Bu ilk söyleyeceğim. İkincisi... ittifaklar diyoruz ya, acaba mesela muhalefetin bulunduğu ittifaktaki partiler, Cumhuriyet Halk Partisi yerelde de elbette güçlü bir parti olacak. Şu an Türkiye'de yerelde en güçlü parti. AK Parti ikinci olarak da Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti ve CHP, özür dilerim. Cumhuriyet Halk Partisi. İYİ Parti ya da Milliyetçi Hareket Partisi, bunlar aslında yani genel seçimlerdeki güçlerinin yansıması olarak yerelde durmuyorlar. Şimdi İYİ Parti'nin aynı gücünü muhafaza edebildiğini söyleyebilir miyiz? Sen konuşmanın başında dile getirdin Mehmet Akif. O dört partinin yani Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin güçlerinin ne olduğuna dair bir fikrimiz var mı? Aslında var. Yani öyle bir ciddi katkıların olmadığını gördük. Yerel seçimlerde de önemli bir karşılıkları olmayacaktır. Hangi denklemle bir araya gelirlerse gelsinler. O bakımdan böyle İstanbul'da eski ittifakı kurarım, Ankara'da eski ittifakı kurarım meselesinde önce o ittifaka mensup partilerin gücü eskisi gibi mi acaba? Bir de ona bakmak lazım. Bence eskisi gibi değil. Şimdi ben bu listeye, İstanbul ve Ankara listesine 3 il daha ekliyorum. Balbay da ifade etti, ben ona Mersin'i ekleyeceğim. Adana, Antalya ve Mersin. Fakat Eskişehir'le ilgili de Eskişehir'deki dengeler farklı ama İYİ Parti milletvekili daha geçenlerde sıcağı sıcağına Eskişehir'de AK Parti ile ittifak yapalım dedi ve seçimlere öyle girelim dedi. Belediye seçimleriyle ilgili. Yani bunlar öyle artık İYİ Parti eskisi gibi kolayca Cumhuriyet Halk Partisi'nin bulunduğu denklemlere iştirak edecek, oralarda olacak. Ankara ve İstanbul önemli, onu söyleyeyim. Ben Balbay gibi böyle bir şey söyleyip de üstünü örtmeyeceğim. Gayet açık söyleyeyim ben. O milliyetçi dokudan bahsediyordu aslında sevgili Balbay. Bunu Ankara'da da herkes biliyor. Şimdi hangi kökenden geliyorsanız, partiniz farklı olsa bile, yani Sayın Mansur Yavaş istediği kadar CHP'nin genel belediye başkanı olsun, geldiği dokudan isimler etrafında örülüdür. Bu doğal olarak var yani, Ankara'da var. Sayın İmamoğlu için de geçerli bunlar. Fakat bir de şöyle bir şey söz konusu. Şimdi Sayın Erdoğan İstanbul'la ilgili çok iddialı, Ankara ile ilgili yine iddialı, bu çalışmalar devam ediyor. Ancak Sayın Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yaptığı çağrıyı ben bu konuda yerel seçim sürecinde de, benim orada gördüğüm perspektif daha uzun soluklu bir şey ama yerel seçim sürecinde de etkili olacağını düşünüyorum. O bakımdan bence Adana, Antalya, Mersin hattında özellikle milliyetçi blokların güçlü olduğu yerlerde bu çağrının tabandaki etkilerini de görme şansımız olacak ve ben bunun orada yerel seçimde nasıl İstanbul, bir şey görüyorsunuz? Yani şöyle, Cumhur İttifakı'ndan bağımsız işte İYİ Parti ile MHP'nin birlikte hareket ettiği ya da işte Büyük Birlik Partisi'ne dahil olduğu milliyetçi parti. Şöyle, şunu kastediyorum. Oralar kuvvetle muhtemelen özellikle Adana ve Mersin Milliyetçi Hareket Partisi adayları etrafında şekillenecektir. AK Parti onlara zaten destek verecek bu anlamda. Fakat İYİ Parti tabanından da buraya destek olabileceğini düşünüyorum. Antalya'da da sürpriz bir adayla ben Cumhur İttifakı'nın özellikle AK Parti'nin fark oluşturabileceğini düşünüyorum. Bunların her biri elbette ihtimal. Ama İYİ Parti'ye işte Antalya'yı İYİ Parti'ye verip Mersin'i böyle yapmak, ya İYİ Parti niye buraya dahil olsun? İYİ Parti'nin kendisi değil, ısrarla diyorum ki tabanı. Yani Sayın Bahçeli'nin yaptığı çağrını ben tabanda bir karşılık bulacağını. Tabanda bir karşılık bulacağını düşünüyorum. Şimdi Antalya örneği de farklı ama bir nokta daha var. Ankara ve İstanbul belediyeleri İYİ Parti'nin siyasetin ekonomik pastasındaki iki tane tutamağı olduğunu da unutmayalım. Yani biz şimdi bunda şunu tartışacaksak onu istediğiniz kadar tartışabiliriz. Türkiye'de maalesef belediyeler, özellikle de büyükşehir belediyeleri siyasi partilerin finans kaynağı. Yani bu son derece sakat bir şey, bu söylediğim son derece yanlış bir şey ama siyasi gerçeklik böyle. O bakımdan İYİ Parti Ankara ve İstanbul'da o ittifak denklemine tekrar dahil olacaksa başka şehirlerde resmi olarak Cumhur İttifakı, yani bir yerde Cumhur'la bir yerde millet hareket edemez ama bu kendi tabanını kuvvetle etkileyecektir. Çünkü İYİ Parti tabanı Millet İttifakı'nda yer almanın ve ona getirdiği olumsuz algının gerçekten kendilerini çok yaraladığı gibi bir düşünce içinde. Peki. Anadolu'yu birazcık gezenler bunu çok rahatlıkla görebilir. Teşekkür ediyorum. Ara mı vereceğiz? Nasuhi Güngör, çok teşekkürler. Mustafa Balbay, sağolunuz. Ana Haber'e katkılarınız için bir reklam arası. Evet efendim, tekrar merhabalar. 20 oldu saatlerimiz. Mehmet Akif Ersoy ben. Ana Haber'e devam ediyoruz. Ekonomiyle başlayacağız. Memur maaşlarıyla. Çünkü bir süredir konuşuyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan memur emeklilerine yönelik ilk zam teklifini açıkladı. 2024'te ilk 6 ay için %14, ikinci 6 ay için %9 zam önerdi. Önce teklifi dinleyelim hemen. Buyurunuz. Merkez Bankamızın 2023 yılı enflasyon tahmini dikkate alındığında kamu görevlilerimize dönem zammına ilave olarak Ocak 2024'te %25 civarında enflasyon farkı vereceğimizi de öngörüyoruz. Oluşacak bu enflasyon farkının 2023 yılında verdiğimiz zamların ilave refah payı olarak verilmesinden kaynaklandığını da vurgulamak isterim. Kamu işveren heyeti olarak 2024 yılı İlk 6 ay için %14, ikinci 6 ay için %9. 2025 yılı ilk 6 ay için %6, ikinci 6 ay için %5 olarak teklifimizi açıklıyorum. 2024 Ocak ayında enflasyon tahminlerini dikkate aldığımızda kamu personelimize, değerli arkadaşlarım, %42'yi bulan bir artış öngörülmüş. Şimdi Sayın Bakan teklifi bu. Bir detayı söyleyelim bu arada. Birazdan paylaşacağımız tabloda özellikle Memur-Sen'in bu teklife yanıtında detayı siz de fark edeceksiniz. Eskiden asgari ücrette senede bir kere zam konusu için toplanıyorlardı. 2'ye çıktı bu. Memur maaşları 6 ayda bir düzenleniyordu, zam geliyordu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın açıklamalarına baktığımızda hemen bir kulak verelim. Ne istemiş Memur-Sen? Kamu işveren heyetinden beklediğimiz teklif 21 gün sonra beklemediğimiz bir şekilde geldi. Gelen teklifi bu anlamda olumlamamız mümkün değil. Merkez Bankası'nın 2024 için enflasyon hedefini 33'e güncellediği bir yerde gelen teklif 23. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bu açıdan kamu işveren heyetine tavsiyemiz hiç vakit kaybetmeden teklifi revize etmek ve yeni bir teklifle gelerek sıkışmış olan zamanı çok daha verimli kullanarak takvimin sonunda mutabakatı mümkün kılacak zemine taşımak için olağanüstü gayret göstermesidir. Yeni teklif getirmek için ayın 17'sini beklemeye gerek yok. Bugün de yeni teklif getirilebilir, yarın da getirilebilir. 17'sine bırakmak bu anlamda takvime sadık kalmak sadece anlamına gelir. Onun için bir an önce teklifi revize edip masayı rahatlatıp ve masayı çok hızlı işleterek de bu anlamda son sürece hakeme gitmeyecek şekilde bir toplu sözleşme süreci yürütmek, bu anlamda bu saatten sonra kamu işverenin elinde. Şimdi Ali Yalçın'ın açıklaması böyle, diyor ki yani siz ilk 6 ay için 2024'te %14, ikinci 6 ay için %9 veriyorsunuz. Bu %23'e tekabül eder. Enflasyon %33 olarak açıklandı. Enflasyonun bile altında kalıyor bu rakam, diyor. Asgari ücret, memur maaşları, bununla ilgili zam konuları. Bu açıklamadan önce Memur-Sen masaya oturmadan önce ne talep etmişti? Ona bakacağız şimdi. Gelsin tablo. Memur-Sen bir kere 2024 yılını 4'e böldü. Yani çeyrekler haline getirdi. Şimdi ne dedik? 6 ayda birdi, 4'e böldü. Asgari ücret de hani 2'ye bölündü ya. İlk 3 ayda %35 zam istedi. İkinci 3 ayda %10, %45 yapıyor. Üçüncü 3 ayda o %15, Dördüncü üç ayda da %10'luk bir teklif istedi 2024 yılı için. Yani el çok yüksekten açıldı buradan baktığınızda. 2025'te de ilk 6 ayda %25, ikinci 6 ayda %15 istedi Memur-Sen. Şimdi hükümetin teklifi neydi? Söyleyelim şuraya baktığımızda. Bir kere hükümet bunu ikiye bölüyor. İlk 6 ayda %14, ikinci %14 ilk 6 ayda. İkinci 6 ayda da %9. 2025 içinse ilk 6 ayda %6, ikinci 6 ayda %5 zam teklifi. Yani birbirinden çok kopuk rakamlardan söz ediyoruz desek herhalde yanlış olmaz. Ama Memur-Sen bu açıklamasında yani enflasyonu yakalayamadınız, enflasyonu yakalayın diyor. Taraftar 17 Ağustos'ta bu arada tekrar bir araya gelecekler ama Ali Yalçın da söyledi 17 Ağustos'u beklememize gerek yok. Bir an önce hemen de teklif getirebilirsiniz dedi. İkinci ve son teklifi bu arada Memur-Sen bu perşembe günü açıklayacak. Yani o az önce verdiğimiz teklif gibi bir teklif de hazırlayacaklar. Müzakere masasında uzlaşma sağlanması bekleniyor. Eğer sağlanamazsa hakem heyetine taşınıyor konu. Memur-Sen ne talep ediyor? Ona da bakalım şimdi. 7.650 lira kira yardımı talep ediyor. Dini bayramlarda ikramiye istiyor. Emekli memurlara çocuk ve aile yardımı istiyor. Birinci dereceye yükselen tüm memurlara bu 3.600 ek göstergeyi çok konuşmuştuk. 3.600 ek gösterge istiyor. Gelir vergisinin de %15'e sabitlenmesini talep ediyor Memur-Sen. Bakalım bu pazarlıkların 17 Ağustos'ta tekrar bir araya geldiklerinde sonuçlanıp sonuçlanmayacağına bakacağız. Hemen öncesinde de dediğim gibi perşembe günü teklif verilecek. Müzakere masasında o teklif konuşulacak. Sonrasında takip edip sizlerle paylaşıyor olacağız. İki önemli konu, bir asgari ücret, iki memur maaşları. Türkiye'de çok ciddi bir kesimi etkileyen konular. İstanbul'da ulaşıma gelen %51.52'lik bir zam var. O zamın sonrasında taksilerde zamlı tarife uygulanmaya başladı. Taksiciler indi bindiği için 70 lira alıyorlar artık. Ve tabii zamdan haberi olmayan... Ha, bu arada şunu da söyleyeyim, ya, bu taksi meselesi bir sorun. Artık zaten iş şuna dönmüştü. Zam yapılması gerekiyordu, onu söyleyelim. Yani bir şeyin hakkını teslim etmek lazım. Hakikaten taksi ücretleri... Artık düşük kalmıştı benzin mazot zamlarından sonra. Ama zaten taksi bulmak çok zordu. Taksi durdurmak zordu. İnanın taksi bulmak için hani önden bahşiş gibi sistemler kuruldu. Para veriyorsunuz ya da taksi arıyorsunuz. Diyorsunuz ki beni şuradan şuraya şu kadar paraya götürür müsün? Yani atıyorum taksimetre 200 lira yazıyor. Siz 500 lira teklif ediyorsunuz. Ederseniz taksi size torpil yapıp gelebiliyor gibi şeyler de olmaya başlamıştı. Ne dedik? Enflasyon önce ahlakı bozuyor, sistemi bozuyor. Her şeyin böyle tabiatının dışına çıkmasına neden oluyor. O yüzden bir an önce durması lazım. Neyse 70 lira oldu. Zamdan haberi olmayan bazı müşteriler yarı yolda indiler. Kimi eski tarifeye göre ödeme yaptı. Para üstü bekledi. O para üstü gelmedi. Buyurun izleyelim. Zam sonrası bugün işleriniz nasıl? Kesik. Akşam 11'den bu saate 6. Kaç müşteri alabildiniz bu saate kadar? Toplasan 10-12 tane müşteri en fazla. Taksici müşteriyi alıyor, evet. Buradan karşı şu ışıklara kadar gidiyor. Kaç para zam geldi mi diyor. Zam geldi diyor, ben sağda inebilir miyim diyor. İstanbul'un en yoğun noktası Şişli Mecidiyeköy'deki taksiciler zamlı tariflerin uygulanmaya başladığı ilk günü böyle karşıladı. Müşterileri en çok indi bindi ücreti şaşırttı. 50 lira verdi, para üstü bekledi. Dedim 70 lira oldu indi bindi. Evet. Sonra izah ettim durumu, o da şaşırdı. Çok durgun. Öyle mi? Yarıdan 1/4 anca müşteri var. Kimse beyefendi yok. Turist mi? Evet, yabancı. İstanbul'da ulaşıma gelen %51,52'lik fiyat artışından sonra taksi tarifesi açılış ücreti 19 lira 19 kuruş, indi bindi ücreti ise 70 lira oldu. Zamlı tarife sonrası kimi taksi şoförü yakıtını tüketmemek için bir kenara çekip müşteri bekledi, kimi de hareket halindeyken müşteri kolladı. Sendrom. Yarın daha berbat olur. 40 liraya alışmadı ki millet. 10 liralık yola 100 liraya götürüp 100 liralık yola 1000 liraya götürürsen bu müşteri 1 gelir, 2 gelir, 3 gelir, 4.'ye gelmez. Zama yakıta göre yapacak bir şey yok yani. Efendim istediğimiz şey biraz tasarruf. Tasarruf dönemindeyiz. Yani daha az taksiye bineceğimiz, daha az eşya satın alacağımız, daha az gezeceğimiz, daha az işte ya şu ürün daha da zamlanır, kıyafet alışveriş yapmayacağımız bir dönem bizi bekliyor. Bu olursa eğer enflasyonu dizginleyebileceğiz. Yani talep etmezsek işte arzda da düşüş olursa fiyatlar bir denge bulacak, oturacak. Şöyleydi, taksi bulamıyoruz kesinlikle. Hiçbir taksiye binemiyoruz. Şimdi taksiler diyor ki müşteri binmiyor. Bu birkaç gün sürüp tekrar eskiye dönebilir. Öyle bir gerçekliği de var bu meselenin. Ama bir yerde durması, hepimizin bir durması, ondan sonra başlaması gereken bir zamandayız. İşte geçen hafta tatildeydim. Böyle Ege'de sohbet ediyoruz, esnafla konuşuyoruz, ediyoruz. Artık yabancı turistler de pahalılıktan bahsediyorlarmış. Sadece turistler değil. Mesela Fethiye'ye yerleşen çok fazla İngiliz aile var. O İngiliz aileler yavaş yavaş geri gitmeye başlamışlar. Türkiye artık çok pahalı oldu diyerek poundla kazanıyorlar. Ama Türkiye pahalı oldu. Bir yerde bir duracağız. Durmak zorundayız. Geçtiğimiz günlerde aile hekimleri iş bıraktılar. Kira desteği talebinde bulunmuşlardı. Bu desteği çalıştıkları iş yerleri için istiyorlar. Çünkü özellikle İstanbul'da her bölgede devletin yapmış olduğu aile sağlığı merkezi yok. Böyle olunca da aile hekimleri o mahalleye kurulacak aile sağlığı merkezinin yerini kendi buluyor. Yani sadece evini kiralamıyor, iş yerini de kendi kiralıyor. O kirayı ödemesi gerekiyor. Döner sermayeden, yani orada yaptığı işlerle kiraya zam gelince ücretlerinden daha fazla kesinti yaşıyorlar. Artık kendilerine tahliye davalı. Yani aile hekimisiniz bir yerde diyelim. Orası sizin işletmeniz gibi. Mantık öyle çalışıyor. Ve normalde memursunuz. Devletten maaş alıyorsunuz. Orayı döndürmeniz lazım ama. İşletmeniz lazım. Çevirmeniz lazım. Tahliye davası açılan aile hekimlikleri var. İzleyelim haberimizi. Şu an ihbarname gelen ASM'ler var. Anlaşabilirse anlaşıyorlar. Üsküdar'da mesela 2 tane ASM'mizde hekimler sırf kiradan dolayı orayı boşalttılar. Aile sağlığı merkezi hekimlerinin başı da kiralarla dertte. Kimine noter yoluyla ihtarname çekiliyor, kimine tahliye davası açılıyor. Önerimiz bütün kamu hizmeti verilen bütün binaların kamu binası olması gerekir. Bütçelerinin bir kısmı iş yeri kirasına giren aile hekimleri konut kiracılarıyla benzer durumları yaşamaya başladı. İstanbul'da görev yapan bazı aile hekimlerine sağlık hizmetleri verdikleri bina sahipleri tarafından tahliye davaları açılıyor. Son örnek 2 ilçede yaşandı. Daha önce tamirhane olarak kullanılan 2 katlı bu iş yeri 10 yıl önce hekimler tarafından kiralanıp aile sağlığı merkezine dönüştürüldü. Aile hekimlerinin burası için ödediği son kira 6.000 TL'ydi. 2 katlı iş yerini 10 yıl önce aile hekimlerine kiralayan mal sahibi 20.000 hastaya bakan 6 hekime noterden ihtarname yolladı. Aile sağlığı merkezinin boşaltılmasını istedi. Noterden bu ihbarname bize gelince işveri sahibiyle buradaki çalışan hekimler olarak bir işte diyalog sürecine girdik. Burası 2 tane iş yerinin birleşimi. Bir tanesi dedi ki artık çıkın. İkna etmemiz bir 5-6 aylık bir süreç oldu. Geçen yıl 6.000 lira kira öderken bu sene 16.000 TL'ye kiramız yükseldi ve ayrıca stopaj ödüyoruz %20'si. Yani 19-20.000 liraya ulaşıyor. Küçükçekmece'de bir aile sağlığı merkezine de tahliye davası açıldı. Mal sahibi önce aile sağlığı merkezine noter yoluyla ihtarname gönderdi. Sonrasında da işi daha ileriye taşıyıp tahliye davası açtı. Ancak davalar uzun sürdüğü için de mal sahibi aylar sonra orada görevli aile hekimleriyle zar zor uzlaşma sağladı. 4-5.000 liradan 20.000 lira çıkan bir rakam talep edildi. İş yerlerinin kamu binası olması, olamıyorsa da İl Sağlık Müdürlüğü'nün buraları kendisi kiralayıp bize vermesi gerekiyor ve bizi iş yeri sahipleriyle muhatap etmemesi gerekiyor. Onun dışında eğer bunların hiçbiri yapılamıyorsa kira yardımı talep ediyoruz. Aile hekimleri kullandıkları binalarla ilgili çözüm istiyor. Evet, ya böyle işte pek çok şey yaşıyoruz. Ev kiraları arttı, dükkan kiraları arttı. Gördüğümüz, görmediğimiz bazı detaylarda hepimizi doğrudan dolaylı etkileyen, sadece cebimizden çıkan para değil, sağlığımızla ilgili de başka konularla ilgili de bir sürü mesele var. Daha önce de eczanelerle ilgili konuştuk bunu. İşte euro kuru üzerinden ilaçlarda uzlaşı sağlanamayınca ya da artırıldığında da yeterli olmayınca ilaçlarla ilgili yaşanan sıkıntılarda. Burada kira artışları bir yerde aile sağlığı merkezlerini, dolayısıyla oraya giden vatandaşlarımızı türlü türlü şekillerde ve çeşitlerde etkiliyor. Rusya-Ukrayna savaşı bir taraftan devam ediyor ve bu savaş başladığında pek çok kentimiz göç aldı. Antalya ama en önce göç alan kentlerden birisiydi. Zaten bir Antalya tecrübesi hem Rusların hem Ukraynalıların olduğu için ilk Antalya'ya geldiler aileler. Savaştan kaçanlar orada ev aldı, dükkan aldı, parası olan bir şekilde Antalya'ya yerleşti. Ve şehre gelen Ruslar ve Ukraynalılar pek çoğu bir daha ülkelerine dönmediler. Zaten savaş devam ediyor. Çeşitli sebeplerle buralarda kalanlar var. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ise diyor ki ev aldılar, Türkiye'ye yerleştiler bu Ruslar ve Ukraynalılar. Ama bunun yanı sıra kayıt dışı iş yapmaya başladılar diyor. Bakalım haberimizden detaylarına. Bunlar kendi aralarında taksilik yapmaya da başladılar. Emlakçılık yapıyorlar. Kendi aralarında WhatsApp grupları var. Savaş başlayınca geldiler. Antalya'ya yerleştiler. Şimdilerde kimi emlakçılık, kimi de korsan taksicilik yapıyor. Ukrayna plakalı bir çekicimiz, Ukrayna plakalı bir otomobili çekerken tespit edildi. Bu da çok ilginçti. Aynı sitenin içerisinde oturuyorlar. Sitenin %90'ına yakın aynı Rus ve Ukraynadan oluşmaya başladı. Sitenin yöneticisi de Rus, Ukraynalı. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaştan sonra birçok kişi ülkelerinden kaçıp soluğu Antalya'da aldı. Kimisi ev alıp Türkiye'ye yerleşti. Bazıları bu evleri haftalık, aylık kiraya vermeye, kayıt dışı olarak otelcilik yapmaya başladı. Kimisi ise kayıt dışı güzellik salonu açtı. Türklerin yaptığı birçok mesleği yasa dışı olaraktan icra ediyorlar şu anda Alanya'da. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne göre kendi arabasıyla gelenler yabancı plakalarıyla şehirde korsan taksicilik yapmaya başladı. Biz 1 kilometrede 18 lira alıyoruz. Onlar ne kadar alıyor bilmiyoruz. Ama düşük. Mutlaka. WhatsApp grubu kurmuşlar. Oradan iletişim kurup oradan taşıyorlar. Adamların algısı yok, vergisi yok. Gideceği yere, kalacağı yeri ya da nereye ulaşacağı yerin kilometresini söyleyip anlaşıp götürüyorlar. Esnafın isteği bu tür iş girişimlerinin vergilendirilmesi ve yasa dışılığın önüne geçilmesi. Son günlerde Suudi Arabistan'la normalleşmeye yönelik açıklamalar var çokça İsrail arasında. Sadece Suudi Arabistan'la değil aslında tüm Körfez ülkeleriyle. Arap coğrafyasında pek çok aktörle İsrail yeni ilişkilerini yeniden geliştirmeye başladı. İbrahim Anlaşmaları imzalandı. Sonrasında bazı ziyaretler oldu. Hiç uçamayan İsrail uçakları, o kendi hava sahasını İsrail uçaklarına kapatmış olan ülkeler hava sahalarını açtılar. Ama tabii ki uluslararası ilişkilerde ki Suudi Arabistan bu arada çok önemli işler yapıyor. Yani çok enteresan bir şekilde Muhammed bin Selman Suudi Arabistan'ın bağımsız politikalar uygulaması konusunda önemli adımlar atıyor. Daha ileriye de götürecek gibi görünüyor. Bakalım takip ediyoruz. Ama İsrail zannetti ki herhalde, yani biz bunu yapıyoruz böyle, Arap ülkeleri biz ne dersek öyle yapacaklar. Öyle olmaz. Öyle olmayınca da Riyad karşıtı bir açıklama geldi İsrail'den. Niye öyle olmadı? Çünkü Suudi Arabistan Filistin'e büyükelçi atadı. İsrail de rahatsız olmuş, tepki göstermiş. Buyurun. İsrail, Suudi Arabistan'ın Filistinliler için Kudüs'te temsilcilik açma kararına itiraz etti. Kudüs'te diplomatik temsilcilik açılmasına izin vermeyeceklerini bildirdi. Suudi Arabistan, Filistin'e atadığı ilk büyükelçi Naif bin Bender Es-Sudeyri'nin tam yetkili olağanüstü büyükelçi ve mukim olmayan Kudüs Başkonsolosu olarak görev yapacağını duyurmuştu. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, hiçbir ülkenin Filistin yönetimi nezdinde Kudüs'te diplomatik temsilcilik açmasına izin vermeyeceğiz dedi. Suudi Arabistan'ın Filistin'e diplomatik temsilci atamasının Riyad'la Tel Aviv arasındaki normalleşme görüşmelerinin ardından Filistinlilere verilen bir "sizi unutmadık" mesajı olduğunu savundu. Cohen, Suudi Arabistan'la yürütülen müzakerelerde başlıca meselenin Filistin olmadığını belirtti. Ülkesinin daha önce de Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas'la normalleşmeyi başardığını söyledi. Suudi Arabistan'la ilişkilerin normalleştirilmesinin karmaşık ama imkansız olmadığını söyleyen İsrailli bakan, neticede önemli olan çıkarlardır. Suudi Arabistan'ın çıkarları İsrail'in çıkarlarından daha az değil dedi. Son dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğunda İsrail ile Suudi Arabistan arasında normalleşme çabaları yoğunlaşmış, Riyad yönetimi normalleşme için Filistin meselesinin çözümünü şart koşmuştu. Efendim İstanbul'da yolu tarihi yarımadaya düşecek olanlar dikkat diyeceğim. Zaten tarihi yarımadaya arabanızla giriyorsanız girmesi büyük dert, çıkması ayrı dert. Trafik çok büyük bir işkence. Buna bir çözüm üretilmesi lazım. İşte zaman zaman bazı çözüm yöntemleri üzerine konuşuluyor, düşünülüyor ama henüz bir sonuç alınmadı. Ama bu aralar özellikle arabanızla çok çok mecbur değilseniz buralara gelmeyin. Buralar dediğim biz Taksim'deyiz şu anda. Özellikle Karaköy civarına, Eminönü'ne. Çünkü Yeni Galata Köprüsü'nde bakım, onarım ve deprem güçlendirme çalışması başladı. Bu arada Galata Köprüsü'nden önce hemen karşısında hem yol genişletme çalışması vardı. Zaten bir dönem böyle bir kilitlenmişti. Şimdi 40 gün sürecek bir çalışma var. Dolayısıyla bu 40 gün boyunca Karaköy Eminönü istikameti trafiğe kapalı. İlk iş günüydü bugün, pazartesi. Karaköy'de trafik ne haldeydi? Bakalım sürücüler ne kadar zamanda, nereden nereye, nasıl gitmişler? Buyurun izleyin. Trafik nasıl bugün? Çok yoğun. Sürekli kullandığım yol ama yoğun bugün. Yoğunluğun nedeni Yeni Galata Köprüsü'nde başlayan ve 40 gün sürecek olan çalışma. Abi 40 gün, bugün herhalde birinci ya da ikinci günmüş, bitmez. Yani biz her gün buralardayız, perişan olduk. Ne yapacağım bilmiyorum vallahi. Yeni Galata Köprüsü'nde 29 yıl sonra kapsamlı bakım onarım çalışması başlatıldı. Deprem güçlendirmesi için başlatılan çalışma nedeniyle köprünün ilk etapta Karaköy Eminönü istikameti kapatıldı. Şer geçtiğimizde titriyordu köprü. Sürücüler alternatif güzergaha yönlendirildi. Haftanın ilk iş günü yoğunluk yaşandı. Bizde bir tabir vardır, trafik adım adım ilerliyor diye. Bakın şu anda tam trafiğin yanında adım adım ilerliyorum ki araçlar beni geçemiyorlar, hatta ben araçları geçiyorum ki buradan da işte o trafiğin akış hızı çıkartılabilir. Baksana yürüyerek röportaj yapıyoruz. Siz arabada, ben normalde. Evet, yavaş ilerliyor, çok yavaş ilerliyor. Galata Köprüsü'nün başladığı noktadayız. Normalde Eminönü'ne gidenler hemen sol tarafımdaki yolu kullanarak Eminönü'ne gidiyorlar. Ama köprüde çalışma olduğu için Tersane Caddesi Eminönü'ne gidişte kullanılıyor. Bakın 3.2 kilometrelik olsa normalde 5-6 dakika sürüyordu. Buradan Eminönü'ne gitmek şu anda navigasyonda 29 dakika gösteriyor. Yani arada 20-23 dakika oynuyor. Cihangir'den indim. 25 dakika oldu. Normalde bu saatlerde 10 dakika iniyorum. Ben dönecektim ama dönemiyorum. Kaç dakikadır uğraşıyorsunuz buradan dönmeye? 15 dakika oldu. Bir saattir yoldayım. Gideceğim yerde şurası. Böyle döndüm, dönmeye çalışıyorum. Bir saattir buradayım. Ne zaman Aksaray'a gideceğim inan bilmiyorum. Bir kol ürün için bir saattir yoldayım. Yeni Galata Köprüsü'nde Karaköy Eminönü istikametindeki çalışma 20 günde bitirilecek. Ardından Eminönü Karaköy istikametine geçilecek. Tramvay seferleri ve yaya geçişi bu çalışmadan etkilenmiyor. Efendim şimdi Çeşme'den bir haber var sırada. Bugün Çeşmelilerin meselesi ama yarın kıyılarda, Ege kıyılarında, Akdeniz kıyılarında yaşayan ve evinden çıkayım, Karadeniz'de de olabilir, evinden çıkayım da ben bir denize gireyim diyecek olan pek çok vatandaşımızın meselesi haline gelebilir. Çünkü ben yine tatil sürecinde çokça vatandaşımızla sohbet etmeye çalıştım. Bu konuyla ilgili herkesin bir takım endişeleri, kaygıları ve şikayetleri var. Bir takım değişiklikler yapılmış. İşte yerleşim, imar planlamaları dahil olmak üzere o kıyı bölgelerine yakın yerlere daha önce atıyorum 70 metre ise 50 metreye düşmüş. Tam bilmiyorum, o yüzden yanlış bir şey söyleyip sizi yanıltmayayım ama bu sit alanları içerisinde bir takım yasal değişiklikler, işte o arazilerin statüsünün değiştirilmesi, inşaata izin verilmesi, koylarda birilerinin o koylara işte kiralanması, koyların kiralanması, bazı işletmelere kiralanması, sahillerin kiralanması. Yani vatandaş denize giremez hale geliyor bir süre sonra. Denize giremez hale geliyor dediğim, yani pek çok gelişmiş ülkede o aslında olması gereken odur. Burada da bilirsiniz, öyle bir plaja gideceğim, gireyim denize dediğinizde bir yere para vermek zorunda falan kalıyorsunuz. Çeşme'de bu protesto edildi. Gücücek Koyu'nda kiralanması için ihale açılması söz konusu. Çeşmeliler havlunu da al gel eyleminde plajların özel işletmelere kiralanmasına karşı çıktılar. İzleyelim. Kıyılar halkındır, halkın kalacak. İstiyoruz ki bundan sonraki nesillerin de çocukları para ödemek zorunda kalmadan kıyılarımızda böyle özgürce denize girsinler. Buradaki amaç kıyıların ücretsiz olması, halkımızın denize ücretsiz, parasız girebilmesi. Havlusunu alan plajın yolunu tuttu. Bu kez denize girmek için değil, protesto için bir araya geldiler. İlk 50 metreyi zaten devlet halkındır diye yönetmeliğe koymuş. Hiçbir şekilde böyle bir haktan vazgeçmemiz mümkün değil. Gücücek Koyu, İzmir Çeşme'de sayılı halk plajlarından biri. Halkın en çok rağbet gösterdiği koyun özel işletmeye kiralanacağı haberi tepkileri beraberinde getirdi. Halk durumu protesto etmek için havlunu da al gel eylemi yaptı. Havlularını aldılar, plaja geldiler, pankartlarını açtılar, sahiller halkındır dediler, tepkilerini plajda gösterdiler. Halkın kalacak, Gücücek halkındır, halkın kalacak. Buranın yakınında oturan insanların denize girmesini engelleyecek şekilde çevreyi kapatıyorlar. Belediyelerin bize sahip çıkmasını istiyoruz. Çeşmeliler hem özel işletmelere hem de yüksek fiyatlara tepki gösterdi. 2500 liradan başlıyor ki bir giriş. İçerideki rakamları bilmemiz mümkün değil ki afaki rakamlara çıktığı söyleniyor. Ama burada herkesin faydalanabileceği bir bölge burası. Halkın olarak kalmasını istiyoruz. Halkın faydalanmasını istiyoruz. İnanın böyle giderse evinizin önünde deniz varsa herhangi bir yerde denize girecek yer bulamayabilirsiniz. O kadar artmaya başladı. Bunun bir yerde durması lazım ki vatandaş da para vermeden en azından denize girsin, değil mi yani? Evin önündekine veya dışarıdakine bile giremiyor insanlar. Reklam arası. Efendim süremizin sonuna geldik. Haber merkezimizin hazırladığı haberleri paylaştık sizlerle. Editörüm Hazal Boztepe, prodüktörüm Fem Çağlabilek, yönetmenim Kadir Özlem'di. Gösterilmek istenen değil, yaşananları aktarmaya gayret ettik. Noktalayacağız. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. Hoşçakalın.